Merhaba 29.600 kişilik ailem, aşiretim. Bu videoda Instagram'dan bana bende beğenmediğiniz kötü özelliklerimi söylemeni istedim. Maşallah destan yazmışsınız. Gılgamış destan daha kısa sürüyor. Sonra patates tarifini çok istiyordunuz. Ben de hem patates tarifini söyleyeyim, hem bende kötü bulduğunuz özellikleri söyleyeyim. Hem de bir böyle gündemin dedikodusunu yapalım, geri kalmayalım istedim. Başlıyoruz. Buradan ses geliyor olabilir. Bu video iş çıkışı çekiliyor. Enerjim de az gördüğünüz gibi. Sesi geliyordu. Şey, bu benim A101'de marka veriyorum. Sanki her videoda sponsorum. A101'den en sevdiğim içecek. Yani gerçek damak zevki olan insanlar. Red Bull, Mad Bull hikaye. Bu. Ben bu rengini hiç buraya özel etmedim, biliyor musun? İlk defa bardağı dökerek içiyorum. Aynen. Oh, fesleğen. Noodle yaptım kendim. Abla Margaret ağlıyor. Çünkü tadı çok güzel. İlk patatesin tarifini vereyim. Patatesin tarifi için gelenler bir çıksın. Arkadaşlar, bu patatesi donmuş da alabilirsiniz. Kendiniz de evde de yapabilirsiniz. Evde yapacağınızdaki tek fark şu olması gerekiyor. Bunlar zaten önceden kızartılmış patatesler ya, o yüzden çok çıtır çıtır oluyor. Evde yaptığınızda siz 5 dakika kızartıyorsunuz, sonra dondurucuya atıyorsunuz. Ertesi gün tekrar çıkartıyorsunuz ya da 2-3 saat donduktan sonra bu sefer yüksek ısıda kızartıyorsunuz. Sonra istediğiniz baharatı döküyorsunuz. Fırında yaptığımda ise şöyle yapıyorum. Getiriyorum 200 ile 210 derece arasına, hemen çıtır çıtır olsun istiyorum çünkü. Atıyorum. Sonra süresini asla kendim belirlemiyorum. Herkesin fırını ayrı pişiriyor. Asla inanmıyorum tek bir fırının dakikasına göre dünyada yemek tarifleri yapılacağına. İşte. O yüzden herkes kendi evindeki fırına göre yapsın. Sanki patates porsiyonun az filan. Çünkü Nadal'ın çok güzel ama. Evet. Bir de işte molada yemek yemiştim yani. Bunları nasıl yiyeceğimi düşünüyorum ama biliyorsunuz da Şilan Budak Mukbang'ın kraliçesi. Her şey yer. Başla. Ha, bu arada patatesde son bir şey daha vardı. Fırına atarken baharatlı. Sevdiğiniz bütün baharatları atıyorsunuz. Ben sarımsak tozu atıyorum. Şey atıyorum. Nane atıyorum. Kekik atıyorum. Karabiber atıyorum. Tuz atıyorum. Tatlı toz biber var ya, onu atıyorum. Pul biber canım çok istemiyor. Bazen istiyor, onu atıyorum. Öyle çok güzel oluyor. Okurken isim vereyim mi yoksa? Vermeyeyim. Çünkü herkes beni gömmüş. Eminim gömüldüğünü 39 bin kişi arasında görmek istemem. Tamam, ilk o zaman şapırdatma kardeş. Bunu ben yazdım. Devam kendin mi? Hayırdır. Şapırdat o da gömülü şapırdatacaksın. Ama bu konuda haksızsınız. Çünkü ben her videomda arkadaşlarıma diyorum ki, ya da arkadaki kişiye. İşte anlıyorduk. Bu konuda gerçekten haksızlar. Çünkü ben diyorum ki, ben yemek yerken, sevdiğim şeyleri yerken ya da sevmediğim şey de olsun şapırdatıyorum. Diyorum ki ben şapırdatırsam bana söyleyin. O anın heyecanıyla arkadakine ne oluyorsa bilmiyorum. O unutuyor benim şapırdattığımı, söylemiyor. Tamam. Devam ediyor. Pipetle bir şey içtikten sonra diline itiyorsun. Direkt bırak. Belki bunu sen de fark etmemişsin. Öyle mi yapıyorum? Sen kameraya. Öyle mi yapıyorum bilmiyorum. Ben de hiç fark etmedim. Şu an öyle yapıyorum. Öyle yapıyormuşum. Ama ben pipetle bir şeyler içmeye bayılıyorum. Hatta sıcak içecekleri de pipetle içiyorum. Böyle bir fantezim var. Dilim nereden ittiğimi de bilmiyorum. Sen söyleyince fark ettim. Ya senin için deneyeceğim bırakmayı. Bu videoda deneyebilirsin şimdi. Hı-hı. Şimdi geçtim diğerine. Son 4 videodaki aşırı şapırdatma ve nefes alma sesi. Gerçekten herkes bundan şikayetçi olabilir Şinan. Bunu bence düzeltebiliriz. Nefes alma sesi şu yüzden, bak ilk videolarımda yoktu. Ne zamanki zatürre oldum arkadaşlar. 2 adım atıyorum, ciğerlerim şey oluyor böyle. Oluyor. Yani iş yerimde de böyle müşteriye kasaya doğru çağırıyorlar. Kasaya doğru gidiyorum. Direkt nefessiz kalıyorum. Sanki böyle 40 yıldır sigara içen amcalarmış gibi oluyorum. Yani bu hastalık atlatıldığında, bir de kilom da etkiliyor bunu, biliyorum. Zayıflama sürecine girdim zaten. Ya eminim kilo verdiğinde, bir de bu hastalık bitince eminim bu nefes testleri gidecek. Her şişman gibi 2 adım attıktan sonra kalmayacağım. Bu videoda beğenmediğiniz her altı yapıyorum kardeşim. Allah için kendine biraz yakınlaştır kamerayı. Tabağın ve sen uzak kalıyorsunuz. Gülücük. Bu sorunu çözdük. Tabağımın içindeki yemek gözüküyor. Gözüküyor mu? Çok güzel gözüküyor.
Ablam, Allah'ım, kurbanım, ye. Kilom. E kuzulu kurt. Bir insana direkt sevmediği özelliği kilosuysa bir insanın, hani bir sıkıntı vardır orada değil mi? Bu arada gerçekten bana çok kilo baskısı yapıyorsunuz. Ben bu hayatta hiç kilosunu takan insanlardırım ama şey insanlarında değilim. Hani kilom var, ben eziyim, ay şunu konuşmayayım, ay bunu yapmayayım, ay zayıflamayı bekleyeyim tarzı insanlardan değilim. Ve beni artık gerçekten bu kiloyla linçlemeyi bırakın. Eğer bir insan sürekli aynı şeyden yapıyorsanız başka bir şeyden vurmaya şeyiniz yoktur değil mi Rabia? Aynen. Demek ki başka bir şeyden vuramıyorsun. Mesela kimse zekamdan vurmuyor. Çünkü çok zekiyim. Kimse görünüşümden vurmuyor kilom dışında. Çünkü güzelim arkadaşlar, beni kıskanmayı bırakın. beni bırakın yani. Kilo da veriyorum yani. Daha ne yapabilirim? Bu kiloyu bir günde almadım ki ben. Bir günde sabah kalktığımda 55 kilodan 300 kiloya çıkmadım. Yavaş yavaş çıktım. Yavaş yavaş vereceğim. Geçiyorum. Hı hı. Bazen turşuyu mayoneze bandırınca diyorum ki oha şilan, bari turşuyu sal. Ama turşuyla mayonez yakışıyor. Yemedim. Cidden yemedim. Makarna salatasında turşuyla mayonez yan yana olunca şey oluyor musun? Ben turşuyu çok sevmiyorum ya. Çok tuzlu geliyor bana salata, hı-hı, turşusu. Ama bazı salata turşuları tatlı. Makarna salatasını seviyorum. Benim yediğim bütün şeyler tuzlu değil, tatlı olan turşulardan arkadaşlar. Hmm. O yüzden benim için sıkıntı olmuyor. Ve mayonez gerçekten dünyadaki en güzel sos. Mayonez varken ketçaba giderse kocam boşanır. Kocamın boşamak için bir sürü sebep arıyorum. Yemek yerken saçlarına dokunmamaya çalış. Çünkü sen dokununca ben kaşınıyorum. Bunun için ben bir yorum yapayım mı? Sen ilk videoda dokunuyordun, ilk 2-3'te. Ama sonrasında gerçekten bıraktın ki bunu. Zaten saçını genelde topluyorsun artık. Ben yapıyorum. Yorumlarınıza o kadar değer veriyorum ki bakın, her yorumu cevaplamaya çalışıyorum çünkü insanlar bana zaman ayırıyor. Eğer ben bir YouTuber'ın yorumunun altına yorum yazsam bana cevap vermezse kırılırım. Ablam bir tane astrolog kadın vardı. Hatırlıyor musun? 1000 kere yorum yazdık. Karı bir kere dönüp cevaplamadı ya. Alt tarafı Oğlak Burcu'nun bir şeyini soracaktık değil mi? Ben şey de düşünüyorum. Kendi deneyimlerimden, tecrübelerimden, şu an mikro bir kanalız. Allah çok makro olmayı da nasip etsin. Mikro derken küçük olduğumuzdan bahsediyorum. Ki bence çok büyük bir sayı. İşte ben cevap vermediğinde, bana cevap vermediğinde kırılıyorum. O yüzden size cevap veriyorum. Ve saçımdan memnun olmayan o kadar insan gördüğüm sürece ben dedim ki artık dokunmayayım. Bu yüzden dokunmuyorum. Temiz elim hariç. Şu an elim temiz dokunabilirim. Söylüyorum. Biber turşusunu mayoneze batırıp yemen. Gıcık gıcık gıcık. Ne bulsan önündeki sosa batırıyorsun. Arkadaşlar önümdeki sosa çok güzel. Onu da anlamıyorsun nasıl. Bir şey anlatmaya başlayıp devamını getirmeme. Ama ben günlük hayatımda da böyleyim. Ben çok heyecanlı bir karakterim arkadaşlar. Bazen su içtiğimi anlatırken bile ya da su isterken bile çok heyecanlanıyorum. Nedenini hiç bilmiyorum. Benim gibi karakterler vardır. Yorum yazsınlar. Ya bazen çok saçma heyecanlandığım için aklımdaki devamını unutuyorum cümlenin ve başka konuya gidiyor. Yani. Ama ben bunu düzelteceğim. Video çekerken kalem kağıt al. İlk dakika şunu konuşacaksın. İkinci dakika şunu konuşacaksın. İkinci ya herhalde bu bir kere daha yazmış. Galiba şunladım ve sosisli sandviç yediğim videoda falan çok samimiydin. Şu an eskisi gibi değilsin. Bu kız bana özelden de yazıyor. Asla bırakmıyor. Şundan bana bir kere demiştik arkadaşlar. Eğer videonun altına şu mesajı 10 kişiyle paylaş yorumları gelirse, bir de eskisi kadar samimi değilsin yorumları gelirse ünlüsün artık. Ünlü olduğumu kanıtladığın için çok teşekkür ederim. İkincisi olarak eskisi kadar samimi değilsin derken bana şunu kastediyor. Özelden yazdığı için bu kız uzun uzun anlatacağım. Diğerleri gibi kısa tutmayacağım. Bu kız bana özelden yazdı ki reklam veriyorsun, artık samimi değilsin. Reklam verdiğim şeyi de şey kastediyor. 6 kişiyi önermiştim ya. O 6 kişi beni takip eden takipçilerim. Kendileri de kanal açmışlar. Hatta bir ikisi bana benden sonra hani senden özgüven aldık, biz de kanal açacağız dediler. Ben de mutlu olduğum için, yemeği unutuyorum. Ben de mutlu olduğum için onları paylaştım. Arkadaşlar eğer reklam olsaydı kimse öyle reklam vermeyi kabul etmez. Şimdi sen bana para vermişsin diyelim. Hatta bu arada o kişiler de alta yazsınlar. Eğer para verdiklerse benim de haberim olsun. Çünkü başka IBAN'a gitmiş. Benim IBAN'ıma gelmemiş. Düşün, senin bir çikolata markan var, tamam mı?
6 tane daha markayla yan yana reklamını yapmamı ister misin? İstemezsin. Çünkü diğerlerinin de bedava reklamını yapmış sayılırım. Kızarsın yani. Ya kimse para verdiği şeyi de öyle yaptırmaz arkadaşlar. Ya eski videolarında küfür ediyordun diyordu. Artık küfür etmek istemiyorum. Küfür günü geldiğini kullanıyorum ama. Yani videomuz 150 bin kişi falan izliyor. 150 bin için, kişinin içinde de AQ falan demek istemiyorum. Sinirlendiğim bazı anlarda kaçıyor ağzımdan. Yapabileceği bir şey yok ama. Bu kadar. Biraz özgüven kazanmalısın yani. Şizen veya ablan olmadan da kendine güvenmen gerekiyor bence. Bu konuda haklı. Ama özgüven kazanmam beni biraz... Ablanın özgüvenle alakası olduğunu düşünmüyorum ki. Biraz özgüvensizim ama o sandıkları kadar çok özgüvensiz değilim. Bunun sebebi de ben çok dışlandım arkadaşlar. Yani bilmiyorsunuz. Dışlanma kraliçesi olabilirdim yani. Yalnızlığın kraliçesi. Sebebi şu. Kameraya bakıyorum ya. Karşımda insan yok. Bir dakika açıklayayım ben. Şimdi karşımda insan... Ben artık şey gibi olmak istiyorum. Hani siz beni tanıyor musunuz sanki sizinle dedikodu yapıyormuşum gibi olsun istiyorum. Ama kameraya baktığımda kamera bana cevap vermiyor. Ama arkadaki insan bana cevap veriyor. Ben de bunun yüzünden rahat oluyorum. Sen söyle. Özgüvensiz miyim sence? Bence özgüvensiz değilsin. Ama bence de yanında arkadaşların olunca daha... Kendim mi? Aynen, kimse yargılayacakmış gibi düşünmüyorum. Çünkü tek başına telefona bakıp konuşmak çok saçma geliyor bana. Çok saçma. Arkadaşların olunca daha eğlenceli. En azından kendini daha da gösterebiliyorsun. Geçtim diğer soruya. Günlük kazak giyme kuzum. Kamera açısı biraz daha yukarıdan olsun. Alttan çekmesin. Ay, günlük kazak ne alaka? Karının dediği her şeyi yapmışız bu videoda. Günlük kazak ne alaka? Şişman gösteriyor ya, belki ondan. Üşüyelim mi bu kışı? Şu an bu odada şey yok. Yardımda da al görüyorsunuz. Sen donuyoruz yani. Sen bunu yeni videomda gör. Ceket de çektim ya yeni videoyu. Mutfak o kadar soğuk ki Şilan. Sobalı evde yaşıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz sobalı evde yaşayanlar bilir. Bir odaya ısınır. Diğer odalardaki insanlar Allah'ın hakkını Allah'ın seçimine kalır. Allah'ın dağında oturuyoruz. Bir de ne şey var ne bir şey. Doğalgaz da yok. Aynen öyle. Bitti. Bu kadar şey atmışsın. Evet. Şimdi dedikodu. Diyan Terkök olayını biliyor musun? Biliyorum. Ya o kız çok itici olmadı mı ya? Bence de. Biz onun ilk vloglarını izliyorduk. Ben çok beğeniyordum ilişkilerini. Berkay'ı hala beğeniyorum ama Dilan'ı... Bence o ilişkide Berkay'ın aşkı bittiğinde ilişki biter. Aynen. Dava edilmek istemiyorum, o yüzden ismini değiştirelim. Şilantıl Köke. Yani ilk bak takipçinin yazdığı da saçma. Ya istersen Fransız yazarım, istersen İspanyol yazarım. Sana ne? Ama kızın verdiği de ebenin da denmezsin yani. Saygılı bir şekilde dersin. Kız dava açacakmış. Çok keko gibi oldu Berkay biraz. Ya bu şey zannediyor herhalde. Biz böyle izlendik, böyle çoğalıyoruz. Ben de Berkay gibi mi hareket edeyim diye düşünüyor acaba. Berkay'ın biraz böyle ağır abi ya. Aynen. Ama yakışmıyor yani. Sen böyle kibar daha güzeldin. Zaten kibarsın, anladın mı? Kibar daha güzelsin. Ben mesela onun kuzenini çok beğenmiştim. Ben onu. Videoda falan. Ha, bir tane kuzenim. Ben onu çok beğenmiştim. Çok kibar bir kız. Bence. Ha, bu arada bir videosunda da suyu dilt bakımı yaparken suyu açık bırakmış, tamam mı? Gossip Pasta'da gördüm onu. Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. O kadın mükemmel dedikodu. Benim babasına falan şey. Babamız çeşmesi diyor. Kardeşim, o sular kuruduğunda senin babanın benim babamın çeşmesi kalmayacak. Zaten benim babamın çeşmesi yok da. Olay o değil yani. Olay kuraklık gelecek yani. Biraz da cahilleşti gibi. Neyse devam. Enes Batur sevgilisini aldatmış Ecenaz'a. Şey bu odasında falan bir kız şey yapmışsın hepine. Kız escort diyorlar da bilmiyorum. Hatta kendini hani ben seni aldatmadım. Sarışının şeyi Esmer, sarışın varken Esmer'e bakılır mı tarzı bir cümle yazmış. Sebebi de şeymiş, hani ben seni neden sarı Esmer'le aldatayım? Sarışınlardan hoşlanıyorum tarzı da. Hiç olmadı Enes. Ama Ecenaz da Enes sayesinde ünlü oldu. Aynı sen benim sayemde olduğun gibi. Çok şey. Kızım senin 30 bin tane var, benim 2 bin tane. Nerede o 30 bin kişi?
Kanala aldık Instagram'a... oradan. Hayır, senin 30 bin kişi Instagram'a da gelmiyor ya. Beni burada seviyor. Instagram'da konuşmuyorum da şey diyorlar. Senin tipini mi merak ediyoruz anasını satayım? Konuşmanı merak ediyoruz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi 10K olursam evime daha çabuk çıkarım. Tamam. Şeyden bahsedeceğim. Bir videomda Melis Ateş diye bir kızdan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Beni ona benzettiğiniz için. Ben de demiştim ki ben ona benzemiyorum. Aynı şeyleri düşünmüyoruz. İkimiz de kiloluyuz olabiliriz. Ama tarzlarımız, konuşma şeklimiz asla aynı değil demiştim hatırlıyorsanız. Şey diyormuşum, o videoyu sarıyoruz. Asla o kadar iyi edit edeceklerim yok yani. O kadar iyi edit yapamıyorum, kusura bakmayın. Sonra kız en sonki videosunda birilerine sağlamış. Herhalde bana sağlamamış çünkü onun takipçisi benimkinden daha yüksek. Ama falan kitlem şey diye düşünmüş galiba. Bana sağladığını düşünmüş. Bana Instagram'dan DM attılar. Sonra ben takmadım. Dedim ki aşkolar bana atmamıştır. Çünkü ben hani benimle hazırlanan videoları falan çekmiyorum. Şişman kız kombileri falan çekmiyorum. Başka birisine sağlıyordur dedim. Sonra fanlarımın dediklerine göre Instagram'dan yayın açmış ve demiş ki hani Şilen Buldak benden gördü. Benden çekiyor böyle videoları. Şu konuya son kez açıklık getirmek istiyorum. Çünkü ben polemiklere girmekten hoşlanan insanlardan değilim. Hani adım ne dünyanın bir yerinde anılsın, ne YouTube'da şöyle kavgaya gireyim de yükseleyim derdinde olan insanlardan değilim. Eminim sen de değilsindir. Yemek arası. Ya, o yüzden böyle canlı yayınlarında ya da videolarında benden bahsetmezsem mutlu olurum. Çünkü ben ne Kartal'ın... Tabii o senden bahsettiyse şimdi bilemeyiz senden mi bahsetmiş. İsim vermemiş çünkü. Evet, herkes ben gibi düşünmüş. Ben gizli olduğu için hesabı canlı yayın olduğunda giremedim. Ama fanlarımın hepsi, yani ailem oldu artık onların hepsi. Onlar dediler ki senden bahsediyor Şilan ama biz ona dedik yani Şilan senden örnek almadı falan filan. Ben de son kez açıklık getirmek istedim. Ben bu ne bu videoları Kartal'dan ne de Ateş'ten gördüm. Buradan ikisine de sesleniyorum. 1.55 boyumla polemiğe girmek istemiyorum. Ya artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle polemikler beni gerçekten üzüyor. Ne YouTube'dan bir arkadaş edinmek istiyorum ne düşman edinmek istiyorum. Zaten yeterince arkadaşım var. Bir ablam YouTube arkadaşım bir de Miran var. Kalp Miran. Yani biz ikimiz de böyle polemiklere girmek hoşumuza gitmiyor. Bunu bilin. YouTube'da yemek yiyip dedikodu yapan bir kızım ya. Normal arkadaşınızla yemek yiyip dedikodu yapıyormuşsunuz gibi hissedin istiyorum. Ama bir türlü bir adım bitmiyor. Yani şu an patatesi yiyorum ya. Patatesi yapan Çinlilerden özeniyormuşum gibi konuşacaklar. Her videoda bir linç yiyorum. Geçen videoda da şey yapmışım. Camiye başörtüsüz girdiğim için ve korktuğum için. Orası Allah'ın evi. Sen nasıl oradan korkarsın? Ben korktum ve girmedim. Ha, açıklayacağım dur. Arkadaşlar korkmamızın sebebi kilisede olsaydı. Karanlıktı. Kimse yoktu. Sadece biz vardık. Ve biz görevlileri sorduk. Ben oradaki yukarı çıkarken. Yani merdiven çıktıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Oradaki adama dedim ki abi dedim hani camiye gireceğimizi bilmiyorduk gezerken hani. Ve eşrapsız geldim. Yani adam da tebessüm etti. Biz yargılamıyoruz dedi hani. Allah'ın evine gelmişsiniz. Sizi geri mi çevireceğiz dedi. Ama YouTube şey olmuş sanki kitabı tövbe aşağı onlar yazmış. Yeniden yargı dağıtıyorlar. Sinirlendiriyorsunuz beni. Eminim bunlar şimdi dinine çok düşkün ya. Kiliseye başı açık girseydim kimse şey demeyecekti ama. Niye oraya başı açık girdin? Hatta kiliseye neden girdin diye. Orası da değil mi? O da dört büyük dinden biri değil mi? Dediğin altında polemiğe girmek istemiyorum. Çıkamayız. Başka bildiğim bir okul var mı? Cemal Can'la Danla Küste ilermiş. Ben bunu Danla'nın storiesinden gördüm. Ama bence aralarında bir soğukluk var. Var tabii ya. Eskisi kadar birbirlerine gitmiyorlar. Cem Hacan'ın evi eskiden de uzaktaydı. Bavulu alıp geliyordu. Şimdi niye gelmiyor? Küstüler demek ki. Tabii ki de. Bir kere Danla Ağlayla kanka. Ağlayla. Ağla. Ağlayla kanka. Ağla Sibil'den nefret ediyor. Sibil'i konuştun mu öndeki videonda hiç? Yok, ne için?
Senin sevgili yapmış. Ha evet evet, sevgilisini konuştum Sibel. Çocuğun yandan profilini gösterdi. Çocuk yakışıklı. Yok. Enişte katır kütür müydü? Vlog videomun altına yazmışsınız. Enişte erik gibi kütür kütür. Allah sizi bildiği görsün. Kardeşim hayırdır, bu yollar bayırdır. Biri yazmış ya, sevgilisi var ama onun, biliyor musun? Şeye de çok güldüm. Ayla'yla Ceyda'nın olayı var ya. Sen biliyor musun? Şimdi arkadaşlar ben bu konu hakkında konuşsam kesin dava edilirim de isimleri değiştireceğiz o yüzden. Mala olsun. Az anlaşılmıyor bak. Niye isimleri değiştiriyorsun ki? Dava edilir mi? Ya sen olanları konuşacaksın. İşte şey, sen onlar hakkında bir şey deme. Söylentiye göre, Instagram dedikodu sayfalarının paylaştığına göre, asla benim fikrim değil. Ayla'yla Shane Sean mı? Kim o adam bilmiyorum, rapçi işte. Birlikteyken bir ara sevgililermiş ve o adamın karısı varmış. Öyleymiş. Ama adamın karısı da Sefo ile çıkıyormuş. Yani kim kime? Götüreni götüreni evimde. İşte öyleymiş arkadaşlar. Ve şimdi bunlar birbirlerini, hani ikisi de geri döndü kendi şeylerine. Sefo ile Ayla sevgili diyorlar biliyorsunuzdur. Bence sevgililer de. Bence değiller. Kankalar mı? Bence tamam, sevgili olmayabilir ama bence bir ara birbirlerinden hoşlanlar. Çünkü bir insanla bir insan bu kadar yan yana şey olmazsa hoşlanır bence ya. Hoşlanmaz. Yakın arkadaşı olabilir. İşte Twitter'dan birbirlerine nasıl gülmüyorlar? Nasıl birbirlerini şey yapıyorlar? Bu şey, bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız gasip basayım. Reklamını yapıyormuşum gibi oluyor ama ben bizim dedikoduları oradan alıyorum. Takip ediyorum. Bir de onun Hole diye bir kankası var. Gasip Pasta bir ara Sercan dediler de bilmiyorum. Sercan Aşar var ya. Olmaymış. Survivor. Yeni Survivor o kadar kötü ki. Yeni Survivor izleyen var mı? Benim bir, bu arada benim bir fan sayfam Poyraz'ın fan sayfası olmuş. Bu kadar satılmamalıydın hemen. Poyraz'ın verdiği sevgiyi sana veremedim mi? Hani Poyraz ne yap? Poyraz'da olup da bende olmayan şey ne? Geri dön Tülay. Pas. Bence güzel ya ama çok şeyler. Ya hayır. Siz ya da ilerleyen zamanda açılabilirler. Ya bence bir evrim şeyini vermiyorlar ama. Evrimin çirkefliğini asla kimse veremiyor. Şey, evrimin çirkefliğini Sancak Han yapacak. Çok izlemiş bence. Bir de hepsi ağlak gibi. Şey, Bihter'in üvey oğlu. Adı aklıma gelmedi, Batuhan ha. Kavga oluyor ya, diyor. Abi siz kimle kavga ediyorsunuz şu an? Hiç kimse beni övmüyor. Ya övülmeye niye övelim seni ya? Ay, övülmeye mi gittin oraya ya? Sen de Cemal Can gibi bir kanka yapacaktın. SMS kralı olacaktın. Koskoca Bihter'in oğlu övülmek istiyor ya. Ama çok kas yapmış o çocuklar. Aynen. Gönüllerin kızları da çok güzel. Mesela Acun geç... Abi böyle de. Güzel. Mesela Acun geçen yıllarda kadınları daha çok kapatıyordu. Herhalde bu yıl YouTube'den para almış. Bir Türk şey demiş. Bacım karışmayacağız sana. Aç açabiliyorsan. Aynı be. Şortun altına tayt giydiriyordu geçen yıl. Yine giyen isteyen gel bence, daha sıcak. Ama duyduğuma göre hani geçen yıl ve ondan önceki yıl zorunluymuş. Bir ara öyle bir şey gelmişti. Lütük bir ara hepimize karışmıştı. Aa Lütük ha. Netflix izleyeceğim. Sanki Samanyolu TV izliyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Bu arada izlediğiniz dizi var mı? Ben dizi izleyemem. Bu arada ben vegan, eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bunu cevaplamaya hak kazanmışsınızdır. Ben bu arada, beni izleyen çok vejetaryen ve vegan varmış. Hani Instagram'dan bana yazıyorlar işte, yani şunu dene şunu dene yap diye. Öyle şeyler çekmek istiyorum. İzler misiniz? Sever misiniz? Nasıl şeyler? Vegan yemekler ya da vejetaryen yemekler. Çünkü araları... Sağlıklı falan. Sevgili. Ya bence zaten veganla vejetaryen olduysan sağlıksızsın mantığı çok gerizekalıca bir şey. Hayır, adamlar yemekleri falan yediyorlar herhalde. Şey de
sebze yiyorum işte. İçinde havuç var, biber var. Gerizekalı. Hayır, zaten bence Türk toplumunun yemeği doğu dışında sebze daha ağırlıklı bir şey. Zaten fiyatlar aldı gitti başına, artık sebze de yiyemezsiniz. Eskiden öyle yapıyordunuz da. Bence yani aşağı öneri yazarsanız eğer, mesela humus ye ya da bilmediğim bir vegan yemeğini söylerseniz. Tofu dışında, tofu peynirmiş, ben peynir yemiyorum. Ya peynirler yani vegan olduğu için hayvansal ürün yoktur ama peynir adı olduğu için ben yine yiyemiyorum. Ya önerirseniz ben kesinlikle denemek isterim. YouTube para videosunu hallediyorsunuz. Yani YouTube YouTube size pin gönderiyor arkadaşlar. Benim pinim başka insanın eline ulaşmış. Yani adres yanlış gibi gözüküyormuş. O yüzden bana gelmedi pin. Geldiği anda ilk paramla ne yaptım videosu gelecek. Yani ilk paramı nasıl kazandım, ne yaptım videosu. Bu gidişle benim mezarıma gelir de. Bismillah, tövbe. Günaydın. Arkadaşlar son lokmayı alıyorum. Sesi bile bile mi çıkartıyorsun? Hayır. Bir insan yemek yerken bu kadar nasıl ses çıkartıyor? Git şeyleri izle, Kore ASMR'leri izle. E tamam da ne alaka Kore ASMR? Çıkıyor yani, çıkıyor. İnsanların ağzından böyle sesler çıkar. Evet arkadaşlar, bu videom da buraya kadardı. İşten geldiğim için ve çok yemek yediğim için zaten işte. Burada o kadar da çok yemek yiyemedim. Yani bunu az diyorsan, biliyorum aşağı yorumlar gelecek. Bunu az diyorsan da yani falan tarzında. Bu arada biri falan değil falan da demiş. Onu da düzelteceğim. Her şey defter yapacağım, böyle neleri konuşmam gerektiği hakkında hepsini düzelteceğim. Ya bunları falan halledeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağı yorum atmayı, nasıl kendimi geliştirebilirim, bu videoda neyi beğenmediniz ya da neyi beğendiniz, hangi videoları istediğiniz hakkında yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip edip daha kolay bir şekilde evime çıkmamı sağlamayı unutmayın. Arkadaşlar hala link veremiyorum. Bu kadar 1000 kişi sordu. 1000 kişiye de özelden kopyala yapıştır yaptım. Yoruldum artık, yoruldum. Sen tüm eski sezon ki. Ne demek eski sezon? Bitter, sen kendine gel. Bitter! Ne demek eski sezon? Evet arkadaşlar. Geçen sene almıştık. Ama hala var. Hala linkini buluyorum. Hı. Evet arkadaşlar, demek istediğim her şey bu kadardı. Şimdi o muhteşem malum kapanışı yapacağım. Bu arada ablamın ve kendisinden çok bahsettiğimiz için bir anın kanalının altına koyacağım. Aslında reklam değil bu arada. Hepinizin kalbi çok kötü. Şey 100 lira veriyorum Şinan'a. Aşağı yazıyormuş. Her videoda adımı söylesin diye 100 lira veriyorum. Biliyorsunuz da YouTube'daki reklamların bu kadar ucuza yapılmadığını da biliyorsunuzdur zaten. Kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Hadi edit yapalım.